Efendim merhabalar Racemi Test 2 ile karşındayım. Bir önceki bölümde olduğu gibi 12 tane soru bizi bekliyor. Heyecanlı ve capcanlı bir şekilde konu anlatımına ne dersin? İkimize de iyi seyirler gelsin. Birinci sorumuz. Konu ile ilgili ipuçlarını ben kenarda sana not olarak veriyorum zaten. Diyor ki A4-7 noktasının negatif yönde 90 derece döndürülmesi. Pozitif yönde ya şöyle düşünelim. Negatif yönde 90 derece O zaman pozitif yönde ne yapacaktır sevgili arkadaşım? 270 derece yapacaktır. He. İstersen 3 defa 90 döndürebilirsin. İstersen direkt 270 derece döndürebilirsin. Yani noktamız A noktamız 4'e eksi 7. 270 derece döndürülmesi sonucunda A üstü noktası oluşuyor ki ne oluyor? Y buraya geliyor. X o tarafı işaret olarak değiştiriyor. Eksi de 7'ye eksi 4 oluyor. Yani eksi 7, eksi 4 koordinatları neydi? elde edilen koordinatları toplama ne olacaktır sevgili arkadaşım? Eksi 11 olacaktır ki bu da birinci sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olduğunu gösterecektir. Devam ediyoruz. Geldik ikinci sorumuza. 450 derece diyor. 450 derecenin esas ölçüsü nedir? 450 derece 360 artı 90 derece eşittir 450. Bir kere bir hareketli 360 derece döndüğü zaman yine başlangıçta başladığı noktaya yine tekrar gelecek mi? Gelecek. O yüzden demek ki biz 90 derece döndürme döndürmemiz yeterlidir. Bu da ne olur? Ee, eksi y'ye x diyordu. Yani 1'e 2 olacaktır ki. M artı neye buradan kaç gelecektir sevgili arkadaşlarım? 3 gelecektir bu da. ikinci sorumuzun cevabının A seçeneği olduğunu gösterecektir. Devam ediyoruz. Seri bir şekilde analitik düzlemde 4'e 4 noktası 0'a 0 etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle diyor. Şimdi tekrar ediyorum. A 4'te 4 noktasının orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle. Tamam. Ben sana bunu ifade edeyim. Şöyle bir eee 4'e 4 noktasını gösterelim. 4'e 4 noktası burası olsun. Evet, A noktası 4'e 4. Ne diyor? Orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle. O zaman ne olur bunun 90 derece döndürülmesiyle? e, rotate 90 derece a üssü eksi 4'e 4 olacaktır. Eksi 4'e 4 burası 4'e 4'tü. Eksi 4 burada olacağından dolayı çizersen daha iyi anlayacağın için çiziyorum. Noktamız a üssü noktamız burada olduğunu düşünecek olursak burada merkez e, o diyelim. Burada AOa A, a üssü üçgeninin alanından bahsediyorsa bu üçgenin alanından bize bahsediyorsa şuranın alanından. Bu da ne olacaktır sevgili arkadaşım? Tabanımız 8. Yüksekliğimiz 4. 8 çarpı 4 bölü 2'den 16 birim kare olacaktır ki. 3. sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu gösterecektir. Yani şekil çizersem üçgenin nasıl olduğunu daha iyi anlarsın diye şekil çizdim. Bilmem anlatabildim mi? Geldik dördüncü sorumuza. A 1'e 2 noktasının diyor. 1'e eksi 1'e 3 noktasına göre simetri. Tamam. Şöyle düşünebilirsin. Sen buradan aynaya bakıyorsun. Aynen b eksi 1'e 3. Ee, noktamız 1'e 2. E bu mesafe burayla eşit olacak şekilde burada c noktası gibi bir noktada görüntüm oluşacaktır değil mi? E orta nokta tabirinden tanımından da yapabiliriz. Ya da şöyle düşün. 1'den eksi 1'e 2 azalmışsa x'ler. Buradan buraya 2 azalırsa eksi 3 olur. Devam edelim. 2'den 3'e 1 artarsa... 3'ten buraya da 1 artacaktır. 4 olacaktır ki bunlar M ve N toplamları da 1 gelecektir. 4 sorumuzun doğru cevabı nedir sevgili arkadaşım? A seçeneğidir. Devam edelim. Y eşittir 4 doğrusunun A 1903'e 4 noktasına göre simetriğinden bahsediyor. Şimdi e, kıymetli arkadaşım bin, ben şöyle bir koordinat eksenini çizdiğim takdirde koordinat ekseni üzerinde y eşittir yani y 4 doğrusunu çiziyor muyum? Çizdim. Şimdi bu y eşittir 4 doğrusunu çizdik çizmesine de bu y eşittir 4 doğrusu üzerinde 1903'e a noktası burası 1903 olduğunu düşünelim. E, 4 noktası. E bu nokta bu doğrunun üzerinde zaten burası 4 değil miydi? Nokta doğrunun üzerinde ise simetriyi zaten kendisidir. Yani y 4 olur ki bu da 5. sorumuzun cevabının B seçeneği olduğunu gösterecektir. Devam ediyoruz. Geldi. Altıncı sorumuz x eşittir bir doğrusunun 2,3 noktasına göre simetri. Hay hay. X eşittir bir doğrusunun. Hemen x eşittir bir doğrusunu şöyle çizdik. Tamam. 2,3 no, 2,3 noktasına göre simetri. 2,3 noktası neresi? Burası. Şimdi bu doğrunun bu noktaya göre simetriği yine bir doğrudur ki aynı mesafe uzaklıkta bu tarafa doğru gidecektir. Değil mi sevgili arkadaşım? Yani bu da bize neyi verecektir? Aradaki mesafe buradan buraya bir birimse buradan da buraya bir birimdir. Sonuç olarak 2'nin üstüne bir birim eklersek x eşittir 3 doğrusu olacaktır ki bu da sorumuzun seçeneklerinde 6'nın e seçeneği olduğunu bize gösterecektir. Teyit ettim doğru. Geldik 7. sorumuza. Yani 2'ye 1 noktasının y eksenine göre simetriğinden bahsediyor. Y eksenine göre simetriğinde biliyorsun x'ler x değiştir e, 0 doğrusu x'ler işaret değiştiriyor. Y'ler aynı kalıyordu. O zaman e, B noktası diyelim. B noktası x'ler işaret değiştirecek. Y'ler aynı kalacak. Bu M, bu ne? M eksi N'den bahsediyor. Eksi 2, eksi 1'den eksi 3 gelecektir ki 7. sorumuzun doğru cevabı nedir sevgili arkadaşım? A seçeneği olarak tarihin altın sayfasına yazılacaktır dermişim abartmayalım. <laughs> evet A2,4 A2,4 noktasının x eşittir 3 doğrusuna göre simetri. Yani bunu da ben şekil olarak çekil çizerek sana da önce bir göstermek istiyorum. Sonra bağıntıdan da anlatmaya çalışacağım. X eşittir 3 doğrusu şu olsun. Evet. Burası x eşittir 3 doğrusu. Bizim noktamız 2'ye 4 noktası, 2'ye 4 noktası olsun şurası. Evet. A noktası 2'ye 4. Değerli arkadaşım uzaklığımız birbirine mi? Birbirine. Buradan da birbirim uzaklıkta olacak mıyız? Olacağız. O zaman bu noktanın apsisi 3, 1 daha 4 olacak mı, olacak? 4'e 2 olacak mı? Olacak. O zaman sorumuzun cevabı 4'e 2. Yani 8 sorumuzun doğru cevabı bir dakika. Yani 4'e 2 olacak olur mu? Değerli arkadaşım doğru buluyoruz ama yanlış ifade ediyoruz. 4'e 4'tür bu noktanın koordinatları değil mi? Y'si de 4'tür. X de 4'tür. Tamam 4'e 4 olur ki bu da sorumuzun cevabının E seçeneği olduğunu bize gösterecektir. Ama hemen şu bağıntıdan da bir çözmeye çalışalım. Yani 2,4 noktasının x eşittir 3 doğrusuna göre simetriğinde A üssü eşittir. 2 çarpı M. M dediğimiz doğrunun kendisi yani 2. 2 çarpı 2 eksi A. A dediğimiz absisimiz. Ee, evet şuramız evet A dediğimiz ifade nedir sevgili arkadaşım? 3'tür değil mi? A dediğimiz ifade bu. Bu x eşittir A doğrusuydu. Tamam. Virgül B. B değişmiyor. Aynen kalıyor. B'miz zaten 4 idi. Buradan 6 kere 3 kere 2 6'dan 2 çıktı 4. A üssü noktamız 4'e 4 olarak da bu banttan da bulunabilir. Ama biz mantığını sana anlatmış olduk. Devam edelim sevgili arkadaşım. Tamam. Bakalım bizden istenen şey nedir? 9. soruda. Eksi 2'ye 4 noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetri. Y eşittir x doğrusuna göre simetriyinde yer değiştiriyorlardı değil mi sevgili arkadaşım? Dolayısıyla a üssü noktamızın koordinatları 4'e eksi 2 olacaktır. Y eşittir eksi x doğrusuna göre simetriğinde. Bunun da y eşittir eksi x doğrusuna göre simetriğinde. Hem yer değiştirecekler hem işaret değiştirecekler. A üstü üstü diyelim. Hem yer değiştirecekler hem işaret. Yani 2'ye eksi 4 olacaktır ki. E, bu A. Bu B. Bu M. Bu da N olduğuna göre. N eksi B'den bahsediyor. N'miz nedir? Eksi 2 eksi eksi 4. Bu da iki gelecektir ki şöyle bir bakalım. Evet burada aslında bir kelime oyunu vardı. Ne gibi bir kelime oyunu vardı? Bize diyor ki a-2'ye 4 noktası y-x doğrusuna göre simetri bu. y-x doğrusuna göre simetri de bu diyor. Yani biz simetri aldığımız noktanın üzerinden tekrardan bir simetrik almışız. Hayır biz ne yapacağız? Yine a noktası üzerinden işleme devam edeceğiz. Yani e, a noktasının başlangıçtaki a noktası neydi? Tekrar edelim. Eksi 2'ye 4. Bunun y eşittir eksi x doğrusuna göre simetriyi alalım. a üssü üste eşittir y eşittir eksi x'e göre simetri alırsak eksi 4'e 2 olacaktır ki bu da a ile b'ymiş. Bizden istenen şey n eksi b bak. n eksi b. Şunu, şu ifadeyi şöyle kullanmıyor y eksi x doğrusuna göre simetri olan a üssü mn noktası. Ve bu noktanın da y eksi, x'e göre simetri demiyor. Ben öyle anladım. Ama değil. Dikkatli okumak lazım tabii ki. Eksi 2 eksi e, buradan da b dediğimiz ifade nedir? Eksi artı 2'dir. Önünde de eksi var. Eksi 4 eksi 2 oldu. Buradan eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 geldi ki. 9 sorumuzun cevabı ne olmuş oldu sevgili arkadaşım? C seçeneği olmuş oldu. Geldik 10. sorumuza virgül e 4) noktasının x eksenine göre simetri A üssü diyor. A üssü x eksenine göre simetrinde x'ler aynı kalır, y'ler işaret değiştiriyordu. 3, -4 noktası. A üssü noktası ve y eksenine göre simetri, yine A bu noktanın y eksenine göre simetrisi. A üssü noktası. Devam edelim. Y eksenine göre simetrinde de x'ler işaret değiştirecek, y'ler aynı kalacak. A üssü noktası. iki nokta arasındaki uzaklıktan bahsediyor. Yani A üssü A üssü üssü noktası iki nokta arasındaki uzaklık eşittir. Kök içerisinde apsisleri farkı 4 eksi eksi 4 karesi artı nedir sevgili arkadaşlarım? Eksi 3 eksi 3'ün karesi. Şimdi buradan ee, 4 eksi eksi 4 artı 4 gelir. 4 daha 8'in karesi 64. 64 artı eksi eksi artı karesi 36 kök içerisinde 100 bu da 10 olarak çıkacaktır ki 10. sorumuzun doğru cevabı D seçenidir. Devam ediyoruz geldik 11. sorumuza doğrusunun diyor x eksenine göre simetri x eksenine göre simetriğinde x'ler aynı kalıp değil mi sevgili arkadaşım örnek verelim bu noktanın x eksenine göre simetriğinde A üstü diyorduk. X'ler aynı kalıp Y'ler işaret değiştiriyordu. O zaman X'ler aynı kalsın Y'ler işaret değiştirirse bir de önde var. Artı 2 Y olur. Artı 5 olacaktır ki 11. sorumuzun doğru cevabı bu sebeple A seçeneği olacaktır. Geldik 12. ve son sorumuza. 3 köşesinin koordinatları A eksi 3'e 0, 0 2'ye 0 ve 2'ye 3 olan ABC'de dörtgenin Y'ye X doğrusuna göre simetriği alındığında diyor. Hmm. Tamam şimdi öncelikle biz bu dörtgenin bu dikdörtgeni bir çizelim bir dikdörtgenin köşesinin koordinatlarını bir bulalım ne dersin? A noktası eksi 3'e 0, B noktası 2'ye 0, C noktası 2'ye 3, D noktasını bilmiyoruz x'e y diyelim. Şimdi D noktasının koordinatlarını bulmak istersek sevgili arkadaşım ne yapalım? Hatırlarsan artım miktarından 2 2 artmış mı artmamış. O zaman eksi 3'ten eksi 3. Sıfırdan e, 0'dan 3'e 3 artmış. O zaman 0'dan 3'e buraya 3 artacak. Burası 3 oldu. Yani D noktamızın koordinatları eksi 3'e 3 oldu. Lakin bunun neye göre... Y eşittir işte, x doğrusuna göre simetri isteniyor. D üssü işaret e, x de yer değiştiriyor. E, yani 3'e eksi 3 olacaktır ki 3'e eksi 3 3 eksi 3. 12. sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğunu gösterecektir. Evet sevgili arkadaşım bu şekilde Acemi 2'nin de sonuna geldik. Bir sonraki testimiz amatör 1'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.